Salatu vesselam Resulüne Muhammedin ve alâli ve sahbi ecmain. İlem eyyühel aziz. Nefs-i natıkanın en yüksek matlubu devam ve bekadır. Hatta vehmi bir devam ile kendisini aldatmazsa hiçbir lezzet alamaz. Öyleyse ey devamı isteyen nefis, daimi olan bir zatın zikrine devam eyle ki devam bulasın. Ondan nur al ki sönmeyesin, onun cevherine sadef ve zarf ol ki kıymetli olasın. Onun nesim-i zikrine beden ol ki hayattar olasın. Esma-i ilahiyeden birisinin hayt-i şua ile temessük et ki Adem deryasına düşmeyesin. Ey nefis! Seni tutup düşmekten muhafaza eden Zat-ı Kayyum'a dayan. Senin mevcudiyetinden 999 parça onun uhdesindedir. Senin elinde yalnız bir parça kalır. En iyisi o parçayı da onun hazinesine at ki rahat olasın. İlem eyyühel aziz. Nefs-i natıkanın en yüksek matlubu devam ve bekadır. Hatta vehmi bir devam ile kendisini aldatmazsa hiçbir lezzet alamaz. Nefs-i natıkanın en yüksek matlubu devam ve bekadır. Hatta vehmi bir devam ile kendisini aldatmazsa hiçbir lezzet alamaz. Bu ilemde üstad kısa bir inem ama belki insanın en önemli bir boyutunu nazara veriyor. Nefs-i natıkanın en yüksek matlubu devam ve bekadır. Yani herkesin, her insanın küçüğünden büyüğüne kadar hayatında farklı şekillerde kendini gösteren bir şey var. Nedir? Devam. Mesela küçük bir çocuğa bakın, değil mi? Oyuncağını saklar. Oyuncağını saklar yani. Yaşlılara bakın, yaşlandıkça çocuk gibi olur. Onlar da saklarlar bazı şeyleri. Ben rahmetli dedemden biliyorum yani böyle. Bazen böyle bakarsın, elmayı koymuş saklamış yani. Niye? Ya onun kokusu, onun görüntüsü istemiyor ki oradan kaybolsun. Bak, ta çocuktan al, en yaşlı insana kadar herkesin en çok matlubu nedir? Devam, devam. Yok olmak istemiyor. Kimse yok olmak istemiyor. Bak, kimse yok olmak istemiyor. İşte bu yok olmamanın, istememenin beşerde bazı şeyleri var, tecellileri var. Bugün insanlık uzaya çıkıyor değil mi? İşte Mars'ta ne arıyor? Hayat arıyor, yaşam arıyor. Neden? Ya dünya bir şey olursa yedekli ne olsun? Mars olsun değil mi? Yani sanki dünya bu alemin dışında, dünya kiminse Mars onundur, Mars kimse dünya onundur. Bak. Ama şimdi dünyalar veriyorlar, paralar veriyorlar, enteresan çalışmalar yapıyorlar. Niçin? Ya dünyaya bir şey olursa bizim hayatımızı devam edeceğimiz bir yer olsun bak. Bak Mars'a kadar gidiyor. Bu duygu Mars'a kadar götürüyor değil mi? Veyahut da işte bugün bilim adamları bazı çalışmalar yapıyorlar. İşte insanı veya işte mahlukatı bir şekilde dondurup belli bir zaman sonra tekrardan böyle ısıyla hayata döndürüp yani hayatı sonlandırmak istemiyor. Bakın. Hatta böyle ehli dünyadan bakıyorsunuz değil mi? Bıçak altına yatıyor. Derisini gerdiriyor. Belki 80 yaşına gelmiş ama kendini 20 yaşında gibi görmek istiyor. Bak. Bu duygunun hep tecellileri bunlar. Veyahut da bak işte ne yapıyor? Kamera çekiyor. Ya bu sohbeti çekelim. Gün olur seyrederiz vesaire. Bak. Sonra fotoğraf çekiyorsun. Bak o mekanı kaydetmek istiyorsun. O anı kaydetmek istiyorsun. Aa kurban kesiyorsun, difrize koyuyorsun. Yıl sonuna kadar değil mi bak? Yıl sonuna kadar devam etsin istiyorsun bak. Bitsin istemiyorsun. İnsanda devam duygusu var, devam. Şimdi bu en küçükten en büyüğe kadar, en dindardan en dinsize kadar. İnsan olan her mahlukta ne var bu? Var. Bir de oku bakalım. Nefs-i natıkanın en yüksek matlubu devam ve bekadır. Evet.
Hatta vehmi bir devam ile kendisini aldatmazsa hiçbir lezzet alamaz. Ha, vehmi bir devam. Mesela diyelim şimdi bizim bu terastan baktığın zaman Marmara Denizi ve adalar gözüküyor. Değil mi? Şimdi her gün çıkıyoruz. Aynı sokak, aynı bina, aynı yol, aynı ağaç. Bak şimdi vehmi bir mesele. Ağacın devamlı orada olması, denizin sürekli orada olması, adanın sürekli orada olması sana da sanki hayatta daimi kalacakmışsın manasını veriyor. Halbuki kalmayacaksın. O yüzden Üstad Hazretleri bunu lemalarda, bakın burada çok güzel izahatta bulunuyor. Evet, bakın şimdi burada ifade ediyor. Evet. Ey gafil insan, bil ki Galat-ı Hisnevinden gayet muvakkat dünyayı laimut ve daimi görüyorsun. Ya. Etrafına ve dünyaya baktığın zaman bir derece sabit ve müstemir gördüğünden. Yani her yer, her gün aynı ağaç, her gün aynı deniz, her gün aynı yol. İşe giderken yol değişmiyor. Yolun değişmemesi sana senin de değişmeyeceğin manasını getiriyor. Bak. Halbuki o değişmeyen yoldan anneni babanı mezara götürüyorsun değil mi? O değişmeyen yoldan götürüyorsun. Bak bu enteresan bir şey ifade. Evet. Etrafına ve dünyaya baktığın zaman bir derece sabit ve müstemir gördüğünden fani nefsini de o nazar ile sabit telakki ettiğinden o etrafını sabit gördüğünden dolayı fani nefsini de ona kıyas edip ben de sabitim zannediyorsun. Allah Allah. Subhanallah. Bak bir de oku, çok enteresan bir etrafına ve dünyaya baktığın zaman bir derece sabit ve müstemir gördüğünden fani nefsini de o nazar ile sabit telakki ettiğinden yalnız kıyametin kopacağından dehşet alıyorsun. Yani sadece büyük kıyameti kübra kopacak, bütün alem yerle bir olacak, ondan korkuyorsun. Halbuki her gün küçük kıyametler kopuyor değil mi? Ya her gün, bak şimdi bizim Allah rahmet eylesin, vesile olsun, Nurettin amcanın kıyameti 2 sene önce koptu değil mi? Bugün değil mi? Bugün vefat etti. 2 sene önce işte korona başladı, ilk şehitlerimizden yani bak. Kıyameti koptu. Mesela Mehmet abinin annesinin kıyameti koptu. Allah rahmet eylesin. Amin. Mustafa hocamın annesinin kıyameti koptu. Allah rahmet eylesin. Amin. Değil mi? Bak burada herkesin var değil mi? Şimdi bizim de bir gün kıyametimiz kopacak. Ama inan ki hep aynı sokağı kullanıyorsun ya. Bak hep aynı binayı, aynı ağacı, aynı denizi, aynı mekanı görüyorsun ya, bu görmedeki ülfet, bak bu görmedeki ülfet, Allah muhafaza, ne yapıyor? Sanki sen de hep orada kalacakmışsın gibi sana ne veriyor? His veriyor. Bazen insan böyle ne yapıyor? Diyor ki ben evimi özledim. Ben mahallemi özledim. Aslında bunun altında belki yatan çok küçük bir nokta, ince bir perde olabilir bu. Çünkü orada başka yerde farklılık alemine çarpıyor ama kendi yerinde bir cihette o gaflet onu örtebiliyor. Allah Allah, acı bir şey. Evet. Güya kıyametin kopmasına kadar yaşayacaksın gibi yalnız ondan korkuyorsun. Hani tebdili mekanda ne vardır? Ferahlık vardır. Herhalde bu tebdili mekanda ferahlığı sadece böyle ya çok güzel bir mekan diye anlamak bu cümleyi daraltır. Hakikaten tebdili mekanda ferahlık vardır. Ruh gafletten sıyrılıyor. Değil mi? Bazen seyahat etmek, tebdili mekan etmek, başka yerleri görmek. Ya geçen burayı gördük bak yemyeşildi. Bir de oraya kışın git bakalım. Anlatabildim mi? Ya yaz olsun da şeye gideyim. Yazlığa gideyim yemyeşil. Ya o yazlığa bir de kışın git. Değil mi? O bahçene bağına bir de kışın git. Hep yazın gitmen o da sana aslında ferahlık vermiyor. Ruha bir gaflet veriyor. Ciğere ferahlık veriyor ama ruha gaflet veriyor. Hele bir de o yazın aldığını yazlığa git bakalım bir de kışın git bakalım. Aynı lezzeti alacak mısın? Ne yapayım? Kupkuru ağaç.
Her taraf çürümüş. Mahlukat beyaz kefene sarılmış. Ya işte odun yakmak zor hemen değil ya. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Hikmet ve tefekküre medar bir tebdil olursa ruh gafletten sıyrılır. Evet. Aklını başına al. Sen ve hususi dünyan daimi zeval ve fena darbesine maruzsunuz. Ne kadar? Aklını başına al. Bir yerde diyor yine Mesnevi'de ölüm seni uyandırmazdan evvel uyan. Ya. Burada da aklını başına al. Ne için? Sen ve hususi dünyan daimi zeval ve fena darbesine maruzsunuz. Evet. Adalar daha devam ediyor. Yani kıyamet-i kübra daha kopmadı. Büyük kıyamet. Bakın. Büyük kıyamet kopmadı. Oh. Ama büyük kıyametin kopmaması senin küçük kıyametinin kopmayacağı manasına gelmiyor. Senin dünyan daima zeval ve fena darbesine ne girebilir? Allah Allah. Evet. Senin bu galat-ı hissin ve malatan şu misale benzer ki bir adam elinde olan aynasını bir hane veya bir şehre veya bir bahçeye karşı tutsa misali bir hane, bir şehir, bir bahçe o aynada görünür. Şimdi mesela şunu bir ayna farz edelim. Bunu buradan Maltepe'ye tutalım. Maltepe bunun içinde gözükür mü? Gözükür. Deniziyle, adasıyla diyelim gözükür. Evet. Edna bir hareket, küçük bir tegayür aynanın başına gelse o hayali hane ve şehir ve bahçe her cümerç ve karışıklık şimdi düşer. Şimdi şu elinden ayna düştü. Bu ayna kırıldığı zaman bu aynadaki bahçe kırılır mı? He? Bu aynadaki kırılır. Ama aynada tecelli eden Maltepe kırılmaz. Maltepe kırılmaz. Evet. Hariçteki hakiki hane, şehir ve bahçenin devam ve bekası sana fayda vermez. Heh, işte o orası devam ediyor ya. Bu aynanın kırılması, oranın devam etmesi, aynadaki kırılmayı ne yapıyor bazen? Örtüyor. Ya. Çünkü senin elindeki aynadaki hane ve sana ait şehir ve bahçe yalnız aynanın sana verdiği mikyas ve mizan nedir? Senin hayatın ve ömrün aynedir. Senin hayatın ve ömrün aynedir. Ya. Senin dünyanın direği ve aynesi ve merkezi senin ömrün ve hayatındır. O aynanın da merkezi senin hayatın. Hayat bitti mi ayna ne oluyor? Kırılıyor. Evet. Her dakikada o hane ve şehir ve bahçenin ölmesi mümkün ve harap olması muhtemel olduğunda. Şimdi bak asıl böyle bam teline geldik. Bir de oku. Her dakikada o hane ve şehir ve bahçenin ölmesi mümkün. Her dakika şu aynadaki görünen adaların, bahçelerin kırılması mümkün mü? Evet. Mümkün değil mi? E peki şimdi istemez misin bu aynada devam etsin? Hı? İstersin değil mi? İşte ders bunu anlatıyor. Nasıl olacak? Bak çok ince bir şey. Herkes ister. Bu kırılacak ama istiyorum ki devam etsin. Evet. Mümkün ve harap olması muhtemel olduğundan her dakika senin başına yıkılacak ve senin kıyametin kopacak bir vaziyettedir. Vaziyettedir. Madem öyledir, sen bu hayatına ve dünyana çekemedikleri ve kaldıramadıkları yükleri yükletme. O zaman sen bu hayatına çekemediğin yükleri yükletme. O zaman ne yapacağız? Biz bunun devamını istiyoruz. Şimdi bir daha al bakalım. Nefs-i natıkanın en yüksek matlubu devam ve bekadır. Hatta vehmi bir devam ile kendisini aldatmazsa hiçbir lezzet alamaz. İşte bu biraz önce okuduk. Öyleyse ey devamı isteyen nefis. Her nefis devamı ister. Devam istemeyen bir nefis asla yok. Öyleyse ey devamı isteyen nefis. Daimi olan bir zatın zikrine devam eyle ki devam bulasın. Heh, bak demek ki devam neymiş? Daimi olan bir zatın zikrine devam et ki devam bulasın. Devam bulasın. Bakın şimdi burada yine üstadımız söylüyor. Evet. Biri de ömür ve yaşayıştır. Bunun da hududu tayin edilmiştir. Ne ileri ne de geri bir adım atılamaz. Bunun için elem çekme, mahzun olma, tahammülünden aciz, takatinden hariç olduğun tuğul emel yükünü yüklenme. Biri de insaniyettir.
Bu ise zeval ve beka arasında mütereddittir. Bak, insaniyet devamla zeval arasında mütereddit. Ne yapacağız? Daimi bakinin zikriyle muhafazası lazımdır. Gene ne geldi? Daimi bakinin zikriyle muhafazası lazım geldi. Demek ki bir beka yolu var. Değil mi? Nedir o? Daimi bakini zikriyle. İşte şurada. Vücudunu mucidine feda et. Hatta şurada. Bir de sen burada misafirsin. Ve buradan da diğer bir yere gideceksin. Misafir olan kimse beraberce götüremediği bir şeye kalbini bağlamaz. Şimdi mesela sen de buraya misafir geldin değil mi? Şimdi gönlünü de bizim bu sedirlere bağladın. Bunu buradan alıp götürebilir misin? Götürmeye kalksan ne yaparlar sana? Değil mi? Şimdi beraberinde götüremediğin bir şeyi niye kalbini bağlıyorsun? Bak, insan dünyada misafir gibi yaşamalı diyor Sad Hazretleri. Misafir gittiği yerde ona sunulan bir şeyi. Ya şimdi mesela düşün, buradaki herkes giderken bunu bardakları, çanakları alıp gidiyor. Olur mu? Olmaz değil mi? Ya ne yapıyorsunuz Allah için? Yarın akşam bir daha. Ondan sonra bir daha. Bak, misafir olan misafir gittiği yerdeki hiçbir şeyi gönlüne koyamaz. Çünkü onun değil. Adı üstünde misafir. Seferde. Evet. Bu menzilden ayrıldığın gibi bu şehirden de çıkacaksın. Ya. Ve keza bu fani dünyadan da çıkacaksın. Bu fani dünyadan da çıkacaksın. Öyleyse aziz olarak çıkmaya çalış. Öyleyse aziz olarak çıkmaya çalış. Ve daimi bakinin zikriyle muhafaza et. Şimdi burada ne dedi üstadımız, bir de okuyalım. Öyleyse ey devam isteyen nefis, daimi olan bir zatın zikrine devam eyle ki devam bulasın. Ondan nur al ki sönmeyesin. Onun cevherine sadef ve zarf ol ki kıymetli olasın. Bak ne kadar hoş bir cümle. Onun cevherine sadef ve zarf ol ki kıymetli olasın. Şimdi bir zarf var, bir de ne var? Mazruf var. Zarf, mektubun içine konulduğu bildiğimiz zarf. Zarfın içindekine, yani normalde mektuba biz ne diyoruz? Mazruf. Yani bir şeyin içindekine mazruf, onu kaplayan şeyde ne denir? Zarf denir. Peki bir zarfın kıymeti ve kâmeti nereden kaynaklanır? İçindekinden kaynaklanır. Bakın, içindekinden kaynaklanır. Mesela mekanlarda da böyledir, zamanlarda da böyledir. Mesela Mekke bir zarftır, mazrufu Kabe'dir. Medine bir zarftır, mazrufu Hazreti Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yani o zarfın içindeki Hazreti Muhammed Mustafa'dan dolayı Medine-i Münevvere, o Kabe'den dolayı Mekke-i Mükerreme, değil mi? Bak, şimdi aynen bunun gibi mesela Ramazan bir zarftır, Leyle-i Kadir mazruftur. Beden bir zarftır, ruh bir mazruftur. Ruh bir zarftır, bakın ruh bir zarftır, iman bir mazruftur. Bak, iman bir mazruftur. Kıymet mazrufa göre olur. Kıymet mazrufa göre olur. Hatta o mazrufa hizmet eden zarf, mazruf büyüdüğü zaman zarf da büyür. İslam şeriatında insanın cesedi yakılmaz. Yıkanır. Buhurlanır. Değil mi? Güzelcene kokulanır, kefenlenir. Toprağa konur. Niye? Çünkü mazrufa hizmet etti bu cisim. O yüzden cennette biz ruh olarak olmayacağız. Ceset de olacağız. Cismani olacağız yani. Ama oraya uygun bir ceset olacak. Oraya göre kodlanmış. Buradaki cesedimiz bu dünyaya göre. Ama cennetteki cesedimiz de, bazen diyoruz ya, cennette hadis-i şeriflerde var. Bir ağacın gölgesi 500 senelik bir mesafe. Şimdi 500 senelik bir mesafe dünya vücuduyla gezilmez. Ancak ruha tabi olmuş bir beden kalitesiyle orada dolaşabilirsin. Burada ruh bedene tabi olduğu için beden nereye gidiyorsa oraya kadar. Ama cennette tam tersi olduğu için, beden ruha tabi olduğu için ruh neredeyse ceset hemen orada olacak.
Şimdi dünya, bakın dünya sahneleri, dünya mekanları ayrı, cennet mekanları ayrı. Ona göre bir cisim. Ama Allah-u Teala bu fani ve zail alemde cisim, ruha bu kadar hizmet ettiği için o hizmetine bedel, Üstad bunu 28. sözde izah ediyor, cennette cismani haşir olacak. Yani cennet dediğimiz böyle hayal ruh değil. Hem ceset hem ruh olacak. Bakın. Cennet de bir mazruf. Bak cennet de bir zarf. Hazreti Muhammed Mustafa mazruf ya sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii ya. Onun olduğu her yer güzel. Anladın mı? Şimdi kalp bir zarf, zikri ilahi mazruf. Kalbinin kıymeti kalbinin içindeki kadardır. Yani zarfının kıymeti ve kâmeti o zarfın kapladığı ve içine aldığı, taşıdığı mana kadardır. Öyleyse kalp de bir zarfsa mazrufu elâ bi zikrillah tetmeynel kulûb. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyleyse mesela bu noktadan baktığımız zaman, bakın bu noktadan baktığımız zaman her şeyi zarf ve mazruf gibi düşünebiliriz. Bakın ne diyor? Burada bir cümle söyledi. Şurada biraz evvel okuduk ya Mesnevi'de. Bak. Bu ise zeval ve... Bak biri de insaniyettir. Evet. Bu biri de insaniyettir. Bu ise zeval ve beka arasında mütereddittir. Daimi bakinin zikriyle muhafazası lazımdır. Şimdi bak bizim gayemiz ne? Devam değil mi? Bak bekaya aşığız biz, bekaya. Yok olmak istemiyoruz. Mesela bu noktada İslam kültüründe, İslam dininde, İslam şeriatında vakıf kültürü diye bir kültür vardır. Vakıf. Bu beka için çok güzel bir vesiledir. Mesela ne gibi? Ebu Talha radıyallahu anh'ın bir bahçesi vardı. İçinde 600 tane hurması vardı. Şimdi Medine'de 600 tane hurma. Cenab-ı Allah ayet-i kerimede sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe, vermedikçe hakiki iman etmiş sayılmazsınız diyor. Bak. Bu ayet-i kerime geldiği zaman hemen gitti. Resulullah aleyhissalatü vesselama dedi ki ya Resulullah bu bahçeyi infak ettim. Dönüşte baktı eşini bahçede oturdu buldu. Çık oradan dedi. Ya bizim bahçe niye çıkıyorum? Burası artık bizim değil. Şimdi hanım hassasiyeti olarak baktığın zaman ya ne oldu ne gitti olabilir mi? Olabilir. Bak yeri geliyor. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam annelerimiz bazen insaniyet itibariyle bazı şeyler istiyorlar. Efendimiz biraz darlanmış. Ayet geliyor. Onları istersen boşayabilirsin diyor yani. Onlar hemen ağlıyorlar. Biz dünya değil ahireti istiyoruz. Hazreti Peygamber'in hanımı olarak ölmek istiyoruz diyor. Ayet iniyor. Bu açık bir şey. Şimdi hemen diyor çık oradan diyor. Çıkıyor. Bakın şimdi enteresan bir şey. Bazen diyor ya kefenin cebi var mı? Var. Matematiksel baktın hemen. Kefenin cebi var mı? Hemen gözünü böyle yaptı. Ya. Kefenin cebi var. Bak şimdi. Bugün Medine-i Münevvere'ye gittiğiniz zaman inşallah bize de açılır. Orada şimdi kapı numarası hatırıma gelmiyor. Ama şu an Ebu Talha'nın bahçesinde bulunan o kuyunun olduğu yer belli. Hatta üzerinde bir mermer var böyle. Hemen kapının girişinde solda. Şimdi Ebu Talha'nın hurma bahçesi değil mi? Hurma bahçesi. Ne yaptı? İnfak etti. Şimdi o gün çok bahçeler vardı. İnfak etmeyenler de oldu mu? Oldu. Vermeyenler de olabilir. Bak.
Ben bunun için anlatıyorum bak. Bu bir örnek. Şimdi buradan alacağız, geleceğiz. Ama Ebu Talha'nın bahçesi bugün Mescid-i Nebevi oldu bak. Yeryüzünde 3 tane ziyaret edilmek için yola çıkılmaya şer'an izni olan 3 mescitten bir tanesi Mescid-i Nebevi'dir. Ebu Talha radıyallahu anh'ın bakın bahçesi bugün ümmeti Muhammed'in içinde namaz kıldığı belki 1000 belki 500 sevap olan Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın mescidi oldu. Ne oldu? Bahçe ahiret bahçesi oldu. Çok karlı bir ticaret değil mi? Bak çok karlı bir ticaret. Bak çok karlı bir ticaret. Şimdi bak bu noktadan baktığın zaman dedi ya onun yoluna feda et. Baki hakikinin yoluna feda et. Ta ki baki olasın. Ta ki devam bulasın. Devam istemiyor musun? Bahçenin devamını istemiyor musun? Aha işte sana devam kapısı. Peki benim bahçem yok. Peki senin hiçbir bir saatin yok. Allah için, Allah yoluna diyeceksin ki ben haftada bir günümü, imkanım mı yok? Bir saatimi vakfediyorum. Ne demek? Ne yapılacaksa o bir saatte Allah için, o gün hiçbir şey, her şeyi böyle elimi sıyırdım, o saatimi vakfettim. Ya nedir? Ya işte bak kitabım okunacak, derse mi gidecek, vazife mi var? Bir işte... Bir vazife mi tereddüt ediyor? Bak, saatlerini bekaya mazhar kıl. En önemlisi zaten günde 5 vakit namaz. Değil mi? Bekaya gönderiyorsun. Üstad diyor ki ömür dakikaları avdet edecek, geri dönecek diyor bak. Hani şimdi bazen yapıyorlar ya, mesela zannedeyim rahmetli Turgut Özal'ın böyle bir şey çıktı. Bir mektubu çıktı. İşte bilmem kaç senesinden yazmış. 2000 diyelim 20'de açılsın. Açıyorlar, okuyorlar. Ta 40 sene önce bir mektup yazmış. Ya. Şimdi aynen bu örnek gibi her birimiz hayatımızı dakikalarını zarf olarak gönderiyoruz ahirete. Bunlar bir gün açılacak. Ve yevme tübles serair. O gün bütün sırlar ortaya çıkacak. Hani şimdi bazen böyle çocuklar düğün arabalarının önüne gidiyorlar ya şey istiyorlar. Nedir o? Para zarfı istiyor. Para zarfı istiyor. Adam da ne yapıyor? Atıyor böyle. İçinde ne var? Hiçbir şey yok. Bomboş. Bomboş değil mi? Birbirlerinin yedikleriyle kalıyorlar yani. Bak. Şimdi ahirete bugüne kadar Blue Çağ'ından bu ana kadar her dakika zarf gönderiyorsun. Şimdi şöyle murakabe et. Benim gönderdiğim zarfların mazrufu ne kıymette? Açılacak da bunlar. 40 senedir zarf gönderiyorsun. Fuat Usta. Değil mi? Yani. 40 senedir zarf gönderiyorsun ahirete. Bunlar mahşerde açılacak. Ya bu zarfların içinden ne çıkacak? O yüzden o zarfların kıymeti içine koyduklarımızlık iyidir. O yüzden saatini bak saatini bekaya mazhar kıl. Saatini, gününü, hayatını, haftanı, ayını, malını, canını, hissini beka baki hakikinin yoluna feda et. O zaman beka bulacaksın. Şimdi sen ohuna hurma bahçesi diyebilir misin? O bugün Mescid-i Nebevi oldu ya. Allah Allah. Hatta bakın çok enteresan bir şey. Bu beka var ya. Birkaç şey okuyup bitiriyoruz. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Çok manidardır bu. Allah. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin bir mucizesinden okuyacağız. Bu çok hoştur. Hangisi hoş değil ki? Hazreti Bureyde tarikinde der ki Efendimiz kuru kütüğün üzerine çıkıyordu. Şöyle bir kütük. Onun üzerinden hutbe irade ediyordu. Normalde hutbe yoktu yani bu mihrap yoktu.
minber yoktu. Sonradan üç basamaklı bir minber yapıldı. O yapılana kadar bir kuru kütüğün üzerine oturuyor ve üstüne duruyor, hutbe irad ediyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sonra o hutbe yani o minber yapıldıktan sonra artık minbere çıkınca bu sefer o kuru kütük ağlamaya başladı. Bu bütün hadis kaynaklarımızda sabit. Bakın Hazreti Bureyde tarikinde der ki nasıl ağladı? Bazıları bir camus gibi ağladı. Mescidi lerzeye getirdi. Yani şu kütüğün ağlamasını. Öyle bir ağlıyor ki mescidi sallıyor yani ağlamasından. Kimisi hamile deve gibi ses verip inleyerek ağladı demiş. Bak Allah Allah. Kimisi hem onun ağlaması yüzünden halklarda da ağladı. Sahabeler de ağlamaya başlıyor. Hazreti Ubey İbni Kab tarikinde diyor hem öyle ağladı ki inşikkak etti. İkiye ayrıldı ağlamaktan. Ya. Diğer bir tarikte Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ferman etti. İnne hâzâ bekâ limâ fekâdâ minâ zikr. Yani onun mevkiinde okunan zikir ve hutbedeki zikri ilahinin iftirakındandır ağlaması. Çünkü o kütük bir manaya zarf olmuş. Anlatabildim mi? Üzerinde öyle bir mazruf var ki Hazreti Muhammed Mustafa. O mazruftan ayrılmak istemiyor. O normal bir kütük değil. Ya üzerinde Hazreti Muhammed Mustafa basıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Efendimiz demiş ki niye ağlıyor o? Onun mevkiinde okunan zikir ve hutbedeki zikri ilahinin iftirakındandır ağlaması. Diğer tarikta ferman etmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem لَوْ لَمْ أَلْتَزِمْهُ لَمْ يَزَلْ هَاكَزَا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ تَحَزُّنًا عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ Yani ben onu kucaklayıp teselli vermeseydim. O ağlayınca Efendimiz kucaklamış. Resulullah'ın iftirakından, ayrılığından kıyamete kadar böyle ağlaması devam edecekti. Şimdi yani vur kendini buna. Değil mi? Hazreti Bureyde tarikinde der ki ciz ağladıktan sonra Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam elini üstüne koyup ferman etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o ağladı ya kütük elini koydu. İn şi'te erudduke ile ha'itil lezi kuntu fihi tenbutu leke uruguke ve yekmulu halkuk. Eğer istersen hangi bahçeden sen çıkarıldıysan seni oraya dikelim. Tenbutu leke uruguk ve yekmulu yani senin dalların tekrar çıksın. Meyveler çıksın. Ve yüceddüdü husuk ve semeruk meyvelerin çıksın yenilensin. Veyahut da bak şimdi. Ve in şi'te eğer istersen agrisukel fil cennet seni cennete dikeyim. Allah Allah. Ye'kulu evliyaullahi min semerik senin meyvelerinden Allah'ın veli kulları yesin. İki tane seçenek. Sonra o cizi o kütüğü dinledi ne söylüyor? Ciz söyledi. Arkadaki adamlar da işitti. Burada belki 10'a yakın tariktan, 15'e yakın tarikta geliyor bu hadis usulünde. Ne diyor bak, kütük diyor bunu. İgrisni fil cenne. Beni cennete dik ya Resulullah. Ye'külü minni evliyaullah. Benim meyvelerimden Allah'ın o veli kulları yesinler. Niye? Bak buraya bak bak. Fî mekânin lâ yeblâ. Çünkü orası öyle bir yerdi ki orada çürümek ve yok olmak yok. Beka istiyor, beka. Hadi sen gel teravih kılma. Hadi oruç tutma. Hadi Allah'ın zikrine, bak değil mi? Onun zikrine ne olma? Zarf olma. Senin bütün kıymetin ruhundan. Ruhunun da bütün kıymeti iman ve amel-i salih ve zikrullah'tan. O yüzden zikir olmadan asla ve asla olmaz. Şimdi bak bu noktadan baktığımız zaman hatta dedi ki bak enteresan Peygamber Efendimiz kad fealtü aynen öyle yaptım. Sonra ferman etti Allah Allah. İhtara daral beka ala daril fena. O beka alemini fani aleme tercih etti diyor ya. Şimdi bizim bu kütükten geri kalmamız olabilir mi? Bundan geri kalana insan denir mi? Demek ki sen de bir zarfsın, mazrufun iman.
Değil mi? Şu medrese de bir zarf. Mazrufu hizmet ve dava. Değil mi? Allah Allah. Şu saat de bir zarf. Bak mazrufu teravih, zikir, sohbet. İşte bu noktadan Hulusi ağabeyinin şu mektubunu okuyalım. Sonra bununla bitirelim. Bak şimdi. Risaletin Nur, Mektubatın Nur mütalası, tahrir edilmesi, başkalarına neşir ve tebliğ ala kadr-i istita çalışılması gibi emri hayr-ı azime. Bak, Risale-i Nur'un ve Mektubat-ı Nur'un mütalası bir. İşte bu mütala ediyoruz. Sonra tahrir edilmesi, araştırılması, başkalara neşir ve tebliğ anlatılması, tebliğ edilmesi, ala kadr-i istita kabiliyetim ölçüsünde çalışmak bir hayr-ı azimedir. Hayr-ı azimedir. En hayırlı azim hizmettir. Risale-i Nur'a bakın, bu Risale'den maksat ne? Kur'an ve sünnet manasında ümmeti Muhammed'e hizmet etmektir, değil mi? Bakın Üstad diyor ki benim sebebi hayatım, netice-i hilkatim diyor, bak Allah Allah. Evet. Hal ve kuvvet-i semedani, inayet ve lütf-i Rabbani ile muvaffak olduğum zamanlar ki... Yani bak şimdi o zamanlar zarf oluyor. O zarfın içindeki mazrufa bak. Ya bu enteresan. İki akşamdır Hulusi abi bizi bırakmıyor. Demek ki bir şey var. Bak şimdi o zamanlar, yani Allah'ın inayeti ve yardımıyla onları okuyup anlayıp anlatmaya, tebliğ etmeye muvaffak olduğum zamanlar, bu evkatta evvelen bizzat bu fakir istifaza istiane etmiş oluyor. Bu itibarla mezkur saatleri çok mübarek tanıyor, firakına acıyor, ya. O yaşayışın devamını, tekrarını, kesilmemesini ez canu dil arzu ediyorum. Evet. Fakat ne çare ki İhtinam edebildiğim kısacık vakitlerde. Bak, şimdi o asker ya, o zaman vazifedar ya. O vazifenin arasında o kısacık vakitlerde zihnimi safileştirip nurların karşısına, bak çok enteresan, nurların karşısına oturuyor. Dolayısıyla Kur'an'ın mucizelerinin mecmuasına. Şimdi bak, Risale-i Nur'u okurken nasıl bir alemi manada seyri ruhaniye giriyor bak. Bir de oku. İhtinam edebildiğim kısacık vakitlerde zihnimi safileştirip bir nurların karşısına, yani o zat zaman zarf ya, o şimdi onun mazrufuna giriyoruz. Bak nasıl kıymetli bir mazruf. Risale-i Nur'un oturduğu zaman Kur'an'ın mucizelerinin mecmuasına, yani Kur'an'ın sırlarının dersinin önüne oturuyorum. Bu bir. Aziz muhterem üstadımın medresesine, sonra üstadımın medresesine giriyorum. O Seyyidül Kevneyn Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin Ravza-i Saadetlerine. Bak okurken Hazreti Muhammed Mustafa'nın Ravzasına giriyorum. Allah ve Allah. Nihayet, ve nihayet Rabbül Alemin Teala ve Tekaddes Hazretlerinin huzuru la mekanisine, huzuru la mekanisine çıkıyorum diyor ya. Allah. Bak bu okurkenki ruhunun miracı. Risale-i Nur böyle okuyor bak. Yani bazen ben işte Risale-i Nur ülfet ettik. Yani ne demek ülfet ya? Risale-i Nur nasıl ülfet olur? Yani ülfet nasıl olabilir ya? Buna ülfet olabilir mi? Bu cümleyi bir daha okuyayım. Sabaha kadar okuyalım. Ülfet olmaz. Ne demek ülfet yani? Allah muhafaza. Ülfet işin arka cephesine, derinliğe giremediğimiz zaman, yani ülfet şu. Üstad diyor ki denize bakarsın, ülfet eden adamın tarzı. Denize bakar, denizi o pırıltılarla, dalgalar, yani denizi yüzeyini zanneder. Halbuki o deniz değildir. Deniz yatay bilinmez, dikey bilinir. Sen dikey girdiğin zaman orada alem, bütün mahlukat, hazineler, cevherler gözükür. Aynen bunun gibi Kur'an'a, hadise, tefsirine, medreseye, hatta ihvanına, kardeşine dahi yatay bakarsan ülfet edersen. Bizim Sinan ya, bizim Sinan. Ayağa kalkmaya gerek yok ya. Zaten ya bizim ya, kaç senelik adam. Ama dikey bak, hoş geldin kardeşim. Bak. Anlatabildim mi? Medrese, yatay baktığın zaman yayılarak ders dinleriz. Ama dikey baktığın zaman, ya üstadın dersi bak. Kur'an'ın sırları anlatılıyor bak. Bak. Yatay baktın mı edep kırılır, ülfet. Ama dikey baktın mı teyakkuz. Şimdi bu zatlar hep dikey yaşamışlar meseleyi ya. Evet. Bu sebeple cidden onurlarla iştigal etmediğim zamanlar, keşke
enfas-ı mağdude-i hayattan olmayaydılar diyor. Niye? Çünkü o vakitler, onlarla uğraşmadığım vakitler boş zarflar gibi geliyor bana diyor. Ya. Şimdi herkes ne zarf gönderdiğine baksın. Zarfın içine ne koyuyorsun yani? Hayatını, nefesini, dakikalarını, ömrünü nasıl baki, hakiki yoluna veriyorsun? İşte zikir bundan bir tanesidir. Evet. Ey nefis. Yok, şuradan oku bir daha. Ondan nur al ki sönmeyesin. Onun cevherine sadef ve zarf ol ki kıymetli olasın. Yani senin kıymetin zarf olduğun manaya göredir. Allah bizi zikrine, marifetine, muhabbetine zarf eylesin. Amin. Evet. Onun nesimi zikrine beden ol ki hayattar olasın. Esma-i İlahiyeden birisinin hayt-ı şuayla temessük et ki Adem deryasına düşmeyesin. Bak Üstad Hazretleri sadece şöyle okuyalım. Fazla şey yapmayalım. Allah Allah. Fesubhanallah. Bak şimdi. Onun bir de oku. Onun cevherine sadef ve zarf ol ki kıymetli olasın. Onun nesimi zikrine beden ol ki hayattar olasın. Esma-i İlahiyeden birisinin hayt-ı şuale temessük et ki Adem deryasına düşmeyesin. Bir esmaya gir, ona yapış, yokluktan kurtul. Evet. İsm-i Azam herkes için bir olmaz. Belki ayrı ayrı oluyor. Mesela İmam Ali radıyallahu anh hakkında Fert, Hay, Kayyum, Hakem, Adıl, Kuddüs 6 isimdir. Bu 6 isimle yürümüş İmam Ali radıyallahu anh. Evet. İmam-ı Azam, ismi Azamı, Hakem ve Adıl ya, 2 isimdir. Mi? İsmi Hakem ve Adıl. Bak İmam-ı Azam bu isimlerde daha ziyade kendini ne yapmış? Aşmış. Evet. Gafs-ı Azam Abdülkadir Geylani ismi Azamı ya Hay'dır. Ya Hay. Bak vefattan sonra nedir? Tasarrufu devam eden bir zat. Allah İmam Rabbani'nin ismi Azamı Kayyum'dur ve hakeza pek çok zatlar daha başka isimleri ismi Azam görmüşler. Risale-i Nur'da da ismi Hakim ve ismi Rahim'dir. Evet. Peki senin ismi Azamın ne? Senin dünyanı ayakta tutan ismi Azam ne? Hakim mi? Vedud mu? Müdebbir mi? Yani mesela sen İslam adına çok müdebbir bir insan mısın? Yoksa muhabbet ehli bir insan mısın? Arif bir insan mısın? Alim bir insan mısın? Bunların hepsinin esmaları var. Evet. Ey nefis! Seni tutup düşmekten muhafaza eden, Zat-ı Kayyum'a dayan, senin mevcudiyetinden 999 parça onun uhdesindedir. Senin elinde yalnız bir parça kalır. En iyisi o parçayı da onun hazinesine at ki rahat olasın. O parça ne? Onu okuyup bitirdik. Evet. O çare ise şudur ki o cüz istiyariden dahi vazgeçip irade ilahi işini bırakıp kendi hal ve kuvvetinden teberri edip Cenab-ı Hakk'ın hal ve kuvvetine iltica ederek hakikate tevekküle yapışmaktır. Ya Rab madem çare-i necat budur, senin yolunda o cüz-i ihtiyariden vazgeçiyorum ve enaniyetimden teberri ediyorum. Bunu da verdi mi, bini de onundur. El Fatiha.